19 yıl önce geçirdiği kazada bacaklarını kaybeden Mustafa Beyaz, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için botla denize açıldı. 5 günde 300 kilometre yol kat etti. Çocukluğumdan beri hep hayalimdi. Böyle buradan küçük bir botla çıkıp uzak diyarlara böyle kamp ata ata ilerlemek. Aynı zamanda da sadece denizden beslenmek. Hayalini gerçekleştirmek için denize açıldı. Poy süper görünüyor. Müthiş. Çadırda kaldı, balık avladı. 30 yaşındaki Mustafa Beyaz'a Rize'de 19 yıl önce bisiklet kullanırken otobüs çarptı. Bacaklarını kaybetti ancak hayata sporla tutundu. Engelli balık adam unvanını alan Beyaz, çocukluk hayali için Rize'de botla denize açıldı. Geceleri kıyıya çadır kurdu, orada kaldı. Karnını ise avladığı balık ve midyelerle doyurdu. 5 günde tam 300 kilometre kat etti. Ordu'nun Perşembe ilçesine ulaştı. Yolcunun her anını da kaydetmeyi ihmal etmedi. Hayalini gerçekleştiren Mustafa Beyaz yaşadıklarını anlattı. Yani olabilecek bütün aksiliklere karşı önlemlerimi almıştım. Kolay olmadı. Oldukça zordu. Özellikle sadece denizden beslenmek çok yordu beni. Ama güzel bir maceraydı. Mustafa Beyaz, Türkiye'nin dört bir yanını görmek istediğini belirtti. Binlerce sözleşmeli personelden bahsedeceğiz. Çünkü onların gözü kulağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Kadro ne zaman ve nasıl verilecek? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarda sona geldi. Meclisin açılmasıyla, yani 1 Ekim itibariyle sözleşmeli personelin durumu da netleşecek. Gündeme geçiyoruz. Başkanlığın genel kurula sunuşları vardır. Kamudaki 568.368 sözleşmeli personel kadro bekliyor. 1 Ekim'de açılacak olan meclisin öncelikli gündem maddesi sözleşmeli personele kadro verilmesi. Düzenleme ile ilgili yoğun bir mesai yürütülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan özel ekip çalışmalarda sona geldi. Yetkili sendika Memur Sen'le görüştü, taleplerini dinledi. Mevcut 4B sözleşmeli personelin tamamının özellikle belediyelerdeki sözleşmelilerin mağduriyetleri göz önünde bulundurularak kadroya geçirilmesi gerekmektedir. Bunun yanında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında farklı sözleşme türlerinde istihdam edilen personelin de kurumların ve çalışanların talepleri doğrultusunda kadroya alınması gerekmektedir. Sözleşmeli personel kadroya geçtiğinde sosyal güvence farkı ortadan kalkacak. Terfi, tayin, izin hakları kadrolu memurlarla eşitlenecek. Kadroya girdiklerinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına girme hakları olacak.